aslında Tatarlar Moğolları Türkleştiren unsurlardır. Dolayısıyla Moğollara yabancıdırlar. Bir yerde şunu rastladım. Yani Cengiz Han'ın iki karısı Tatar idi. İbaresine rastladım. Yani Tatar'ın çocuğun annesi miymiş? Şimdi o konuda bir malumat yoktur. Tatar'ın yabancı anlamı üzerinde duruyorlar. Tat, yat, t-y değişmesi ile. Fakat tabii ki burada karışıklık çıkıyor. Çin kaynaklarında da Çinlilerin kuzeydeki komşularına Tatar dedikleri bilgileri var. Yani burada Türk-Moğol ayrımı yapmadan tıpkı hani Batılıların, Romalıların yani kendilerinden olmayan Türk ve Almanlara barbar demesi gibi Çinlilerin de kuzey komşularına Tatar dendiği ifadesi var. Ama bu yabancı anlamını genelleştirerek Moğollar dönemine getirirsek buradan bir bütün elde edebilir miyiz? Mesela yani Tatar ile Moğol esasında birbirine zıt faktörlerde ama Tatarlar yani Türkler Moğolları dönüştürdüler. Türkleştirdiler, Tatarlaştırdılar. Yani bu Kırım ve civarındaki tabii ki, altın ordu. Tabii ki. Şu açıdan bakalım olaya mesela. Türk deyince ne anlıyoruz? Benim bildiğim kadarıyla Türk etnik, ırki bir soy şeyini ifade etmiyor. Dille mi ilgili? Kültür. Kültür, hayat şekli, dil, yani konuşulan lisan bunda birinci faktör. Tatar da aynı. Ve şimdi çağımızın büyük Tatar bilginlerine dönecek olursak, Şehabettin'in Mercani'den itibaren yani bu sahada Tatar kimliğinin tarif edilmesinde kesinlikle otorite kabul edilen büyük insanlar vardır. Bunlardan en önemlisi İsmail Gaspıralı'dır. Evet. Şimdi İsmail Gaspıralı yani defalarca bu konunun uzmanı Hakan Kırımlı'dan okuduğum kadarıyla defalarca hangi devirde yaşamış? Yani çağ 20. asra ulaşmış İsmail Gaspıralı. Yani 19. yüzyılın 1914'te vefat etmiş. Gaspirinski gazetesi. Vefatı 1914. Türk'le Tatar aynıdır diyor. Bazen oradaki Tatar milliyetçiliğinin yükselmesi, Türk-Tatar ziddiyetinin Türklerle Tatarları birbirine düşman etme tehlikesine tırmanması durumlarında bu İsmail Gaspıralı'nın tamamen ağırlık verdiği nokta Tatarlar Türktür, Türkler Tatardır. Bunların ikisi birbirinin zıttı değildir. Sonra benim bu alanda yaptığım çalışmalar şunu gösteriyor. Tatar adı çok 16. asra kadar çok geçen, çok bahsedilen bir şey değil. Şecere-i Terakime'den sonra Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın çok önemli eserinden sonra hangi dönem? 16. 17. yüzyıl Tatar adı birden genelleştiriliyor. Genel olarak hakikaten çok ilginçtir. Anadolu Oğuz Türklüğü haricinde kalan bütün unsurlar Tatar ismi altında birleştiriliyor. 16. yüzyıldan itibaren. Ondan önce mesela 6. 7. 11. yüzyılda Tatar kelimesi çok geçmiyor. Böyle geçiyor ama işte falanca boy gibi, Türk boyu gibi ufak unsurları ifade etmek üzere kullanılıyor. Ama daha sonra birden genel Türk gibi genel bir anlam kazanıyor. Ve nihayet olarak şunu söyleyebiliriz. Tatar kelimesi Türk gibi genel bir isimdir. Kuzey Türklüğünü ifade eder. Bunu kabul etmek mümkün. Yani Karadeniz'in kuzeyindeki Türkler. Evet, Kuzey Türklüğünü hatta İran,
Türk günü. Mesela Schildberger oradan Alman seyyah. Evet, Alman seyyah. 14. asırda yapmış olduğu seyahatte Tataristan'ı gezdiğini, Tataristan Tatarlar hakkında, Tatar ülkesi hakkında bilgi verirken. Tataristan derken Kırım mı, Kazan tarafı mı? İşte bunların hepsini sayıyor. Hı. Yani 14. asırda yani Harezmi, Ürgenç'i merkezinde Tatar olarak bahsediyor Maverai Nehri. Ama İdil bölgesini Tatar olarak, yani Kazan bölgesini Tatar olarak bahsediyor. Ve Kırım bölgesinde Tatar olarak bahsediyor. Gobi Çölü ile hiç bir gönderme yok mu? Rastlamadım. Öyle bir şey. Bu tarafa mı? Rastlamadım. Şey oluyor bir de zaten Avrupalılar da belli bir aşamadan sonra neye Türk neye Tatar dediklerini şaşırıyorlar. Evet. Yani o tamamen birbirine. Şimdi Tatar kelimesini Türk'le şu açıdan da benzeştirebiliriz. Türk tamamen negatif bir unsurdur Avrupalının gözünde. Olumsuz. Olumsuz. Yani bu yönüyle. Gelişmemiş anlamına yani da şöyle, gelin hesabı. Yok dayak atan. Daha ziyade Turan barbar. Ve Türk kelimesi ilk Türklerle ilk tanıştığında, Türklerden ilk darbeleri yediklerinde son derece tarihi terim olan barbar, yabancı. Yani aşağılayıcı bir terim olarak kullanmışlardır. Fakat daha sonra yani çağlar geçip de hala Türk onların üzerinde tehdit olmaya devam ettiği ortaya çıkınca, bir olgu haline alınca Türk şeyi, tehdidi, artık semavi bir unsur olarak algılanmıştır. Yani Türk, Tanrı'nın gönderdiği, Hristiyanları cezalandırmak için gönderdiği ilahi bir güç olarak algılanmıştır. Tarihi hafızalarında bu vardır Avrupalıların. Şimdi Tatar'ı da bu şekilde negatifleştirmiştir Avrupalılar. Tartar şeklinde onu oradaki o reyi esasında ekleyerek asıl kelimede olmayan bir şeyi ya tortu böyle önemsiz kalıntı hatta pislik anlamında bir şey vererek Avrupalılar onu aşağılamışlardır. Murat Bey burada çok alakası demeyin ama özellikle tartar kelimesi İngilizce'de kullanılan bakınca hep Yunanlara götürülüyor ve Yunanların cehenneminin ismi biliyorsunuz Tartarus. Ya bakın işte yani ne kadar güzel yani güzel bir örnek. Ne oldu? Yok bir şey. Evet, işte Attila'ya soğuk verdik. Soğuk geldi de klima biraz boğazıma şey yaptı. Evet. Bu zaten şey var 16. yüzyılda Anadolu'da tat ismini taşıyan aşiretler var. Özellikle Orta Anadolu'da. Evet, evet. Yani orada geçiyor tat işte yabancı. Evet. Vesaire manasına. Evet. Tabii şeyin dediğin gibi özellikle de Kırım Hanlığı'ndan ve Kazan'dan sonra iyice ön plana çıkmaya başlıyorlar. Evet.